Evet sevgili gençler, birleşik cümlelerin ikinci başlığını sıralı cümleler ve bağlı cümlelerde iki başlık altında topladık, onları göreceğiz. Önce sıralı cümlelere bakalım. Sıralı cümle deyince aklımda şu gelmeli. Birden çok yargı art arda yapılır, sıralanır arkadaşlar. Demek ki birden çok yargı ne demek? Birden çok yüklem olacak demektir. Bu anlamda biz bunu ikiye ayırdık. Bağımlı sıralı cümleler ve bağımsız sıralı cümleler diye. Ama bakın buraya lütfen dikkat edin. Bağımlı sıralı ve bağımsız sıralı cümleler ve cümle nevilerini çok iyi bilmeliyiz bakın. Evet, bağımlı sıralı cümle ne demek? Ortak öge ya da ögelere bağlanmış birden çok yargı vardır. Yani diyelim ki özneleri ortak, nesneleri ortak, dolaylı tümleşi ya da zarf tümleşleri bunlardan biri ikisi falan ortak olmalı. Demek ki birden çok yargı olacak. Bu birden çok yargı bir tane yardımcı unsura, örneğin özneye, nesneye, dolaylı tümleşine, zarf tümleşine bağlanmış olacak. Örneklere bakalım. Kalktı, giyindi, okula gitti cümlesinde bakın sırayla yapılan işler var. Önce kalkıyor, sonra giyiniyor, sonra okula gidiyor. Bunu yapan ortak bir öge var. Kim o? Özne. O zaman aşağıdakilerin hangisinde öznesi ortak, sıralı, bağımlı sıralı bir cümle var cümlesinin yanıt işte bu. O kalktı, o giyindi, o okula gitti bağlamında özneler ortak. İkinci cümleye bakalım arkadaşlar. Çamaşırları yıkadı, kuruttu, ütüledi. O çamaşırları yıkadı, o çamaşırları kuruttu, o ütüledi diyoruz. Ama burada bakın bir şey daha ortak. Çamaşırları yıkadı, çamaşırları kuruttu, çamaşırları ütüledi biçiminde. Yalnızca özne değil, nesneler de ortak. Demek ki bağımlı sıralı cümlelerde birden çok sırayla yapılan iş olacak, yargı olacak ve onun ortak ögeleri, yardımcı ögeleri, işte öznesidir, nesnesidir, dolaylı tümlesidir, zarf tümlesidir bunlardan biri ya da ikisi ortak olmuş olacak. Gelin bağımsız sıralı cümlelere. Yine sıralı cümle olacak ama bu kez ortak ögesi bulunmayan cümleler olacak. İlkinde vardı, bununla yok. Örneğin öğretmen içeri girdi, sınıf ayağa kalktı. Bakın ögelerini bulalım. Ayağa kalktı yüklem, sınıf özne. Buradan bölelim. Evet, girdi yüklem, içeri zarf cümleci. İçeri olsaydı dolaylı cümlesi olacaktı öğretmen özne. Bakın ögelerini bulduk. Ortak öge yok. İlk cümlede öğretmen özne, ikincisi sınıf özne. Evet, başka da yok ortak öge görüyorsunuz. Ortak öge hiç olmadığı için biz buna bağımsız sıralı cümleler diyoruz. Yani sonuç olarak ortak ögesi bulunmayan sıralı cümlelere biz bağımsız sıralı cümleler diyoruz. Evet, birleşik cümlelerin sonuncusu bağlı cümleler arkadaşlar. Bağlı cümleler ama, fakat, yalnız, ne var ki, ancak, lakin gibi bağlaçlarla bağlanmış. Birinci cümlenin olumlu, ikinci cümlenin olumsuz olduğu cümleler. Yine diyoruz. Ama, fakat, lakin, ancak, ne var ki bağlaçlarla bağlanmış. Birinci cümlenin olumlu, ikinci cümlenin olumsuz olduğu cümlelere biz bağlı cümleler diyoruz. Bakalım, tatile gitmeyi çok istiyordu ama yeteri kadar parası yok cümlesine bakalım. Tatile gitmeyi çok istiyordu birinci cümle, bu olumlu. Yeteri kadar parası yoktu, anlamcı olumsuz bir isim cümlesi görüyorsunuz. Ve onu bağlayan bir tane ama bağlacı var. Bu cümlelere biz bağlı cümleler diyoruz arkadaşlar. Evet sevgili tayfa, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.